Bu hafta ne konuşacağız arkadaşlar? Yine korona en önemli gündem. Dünyada zannederim bu korona denilen hadise son 100 yılın en önemli hadiselerinden bir tanesi. 1918-20'li yıllarda dünyada böyle büyük bir salgın var. İspanyol gribi dediğimiz milyonlarca insanı öldürmüş. Evet, iyi yayınlar diler. İzliyorlar. Teşekkür ederiz. Herkese iyi yayınlar. O İspanyol gribinden sonra dünyada böylesi bir salgın olmamış. Daha önceki salgınlar da aslında önemli oranda lokal kalmış. Tabii önceki yüzyıllarda yakın zamana kadar dünya bu kadar küresel değildi. Yani şu an dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir problem, bir olay anında bütün dünyayı ilgilendiriyor. Dolayısıyla coğrafi sınırlar, fiziki sınırlar artık dünyada bir şey ifade etmiyor. Geçişkenlik çok fazla. Herkesin herkeste ticareti var. Dünyanın her yerinden her yerine günlük uçaklar var, mallar gidiyor geliyor, insanlar gidiyor geliyor. Dolayısıyla dünya çok daha yoğun bir etkileşim içinde. Muhtemelen bugün 21. yüzyılda yani 2020'li yıllarda dünyada insanların bir yerden bir yere seyahat etmesi, bir günde yaptığı seyahat belki 100 yıl önce bir yılda yapılan seyahat değildi. Yani insanların ve malların hareketliliğinde son dönemlerde fevkalade bir artış var. İyi yayınlar diyor izleyenlerimiz. Teşekkür ederiz. Dolayısıyla dünya küresel bir köy haline geldi. Her şey her şeyi etkiliyor. Herkes herkese etkiliyor. Herhangi bir hastalıktan korunmak mümkün olmuyor. Belki 100 yıl önce bu koronavirüs çıkmış olsaydı daha lokal bir alanda kalabilirdi. Bu kadar hızlı yayılmayabilirdi. Her yeri çok hızlı dolaşmayabilirdi ama bugün bütün dünyayı etkileyen, tehdit eden bir tehlike haline geldi ve muhtemelen koronavirüsten sonra bizim hayatımız aynı kalmayacak. Çok şey değişecek. Hayat düzenimiz değişecek. Eğitim düzeni değişecek, ticaret değişecek, devletler arası güç dengeleri değişecek. Dünyadaki siyasi tablolar değişecek. Belki pek çok ülkedeki siyasi dengeler, güç dengeleri değişecek. Dolayısıyla koronavirüs şu an çok da farkında değiliz. Şu anda sadece sağlığımızla ilgili tarafıyla meşgulüz. Yani bu hastalığa yakalanmama, kendimizi ve ailemizi koruma. Ama bu salgın uzun sürerse çok köklü değişikliklere sebep olabilir dünyada, siyasi, sosyal, ekonomik düzende. Velev kısa sürse bile yani bu yaz bitmiş olsa bile yine de ciddi değişikliklere sebep olacak. Türkiye'nin rakamlarında bir tuhaflık var. Mesela hemen Türkiye'nin önünde ona yakın 11.750 vakası olan ve daha gelişmiş muhtemelen sağlık sistemi, hastaneleri, eğitim sistemi ve zaten derli toplu küçük bir ülke Nederland, Hollanda'da 11.750 vakada 864 ölüm varken Türkiye gibi bu konuda tedbir almakta geciken, rehavet içinde olan, hala sokağa çıkma yasağı ilan etmeyen, ciddi problemleri olduğunu bildiğimiz bir ülkede 168 vefatın, ölümün olması çok normal değil. Bu konuda zaten herkesin söyledikleri, söyleyecekleri var. Dünyanın pek çok yerinden, Avustralya'dan Kanada'ya kadar bağımsız haber kaynakları ve Türkiye içindeki bir kısım haber kaynakları da Türkiye'nin İtalya'dan daha beter bir fecaatle karşı karşıya olabileceğini, olduğunu şu anda o sürecin başladığını ancak Türkiye'deki iktidarın kendi iktidarına zarar vermemesi için her şeyde olduğu gibi bu ölümleri şehitlerde, Suriye'den gelen şehitlerde de öyleydi. O eleştiri kapılarını kapatmak için rakamları manipüle ettiğini, az gösterdiğini ifade ediyorlar. Bu veriler de yani uluslararası alandaki bu veriler de onu gösteriyor. Yani Hollanda gibi, Belçika gibi, mesela İsveç gibi ülkelerde bize yakın vakalar var. Ama bunlarda işte 800, 500, 300, 400 ölümler varken Türkiye gibi tedbir almakta geciken bir ülkede 168 ölümün olması çok da normal değil. Nitekim Türk Tabipler Birliği de bu noktada açıklamalar yapıyor. Göz göre göre ülkemiz enfekte hale getirildi. Tedbirler alınmıyor. Çünkü tedbir almak için fenomen olan tır şoförünün de dediği gibi çalışarak ve gündelik kazançla hayatını idame ettirebilen insanların hayatını temin etmeniz lazım. Yani sen git evinde otur, biz senin maaşını vereceğiz, rızkını temin edeceğiz, İAŞ'ını sağlayacağız, gelirini temin edeceğiz demeniz lazım ki işte bir tır şoförü, bir gündelik işçi, bir memur
bir küçük esnaf işe gitmesin. Aksi halde bu insanlar karnını doyuramaz, çoluk çocuğu aç kalır, bu riski almak durumunda. Bu riski aldığında da hastalık yayılması devam ediyor. Mesela İngiltere'de küçük işletmelerin her birine 10 bin pound karşılıksız hibe destek veriyorlar. Yine İngiltere'de çalışan insanların 2500 pound'a kadar olan geliri olan insanların mevcut gelirinin %80'ini taahhüt etti hükümet. Dedi ki siz endişe etmeyin, endişe mal yok, yerinizde evinizde oturun. Biz sizin giderlerinizi karşılayacağız. Ve İngiltere'deki sağlık sistemi, Avrupa'daki sağlık sistemi hem hasta oranları açısından, nüfusa düşen hasta, hastane, tıbbi cihazlar açısından Türkiye'nin çok önünde olmasına rağmen Türkiye'nin ölümlerde geri olması tuhaf. Bu noktada Türk Tabipler Birliği de yani bütün hekim odalarının en üst organizasyonu olan tehlikeye dikkat çekiyor ve göz göre göre Türkiye'nin enfekte edildiğini, enfekte hale getirildiğini ifade ediyor. Bunda hükümetin elbette geç tedbir almasının, ihmal etmesinin, var olan problemleri yok saymasının büyük etkisi var. Otoriter ülkeler maalesef İran'daki vakanın da bu hale gelmesi ondan dolayı. Çin'le ilgili de aslında Çin de otoriter bir ülke. Çin'deki verilerin de pek çok bağımsız kaynak ifade edilenin en az 10 katı belki 40 katı üstünde olduğunu söylüyorlar. Bu arada tır şoförü fenomen oldu biliyorsunuz. Bizi korona öldürmez, sizin sisteminiz öldürür. Bana ne çıkış yolu gösteriyorsunuz? Yani ben çalışmazsam ne yapacağım? Çocuklarıma nasıl ekmek götüreceğim diye bir video çekti ve bu viral oldu. Herkes bunu dinledi. Beklendiği gibi bu tır şoförü alındı, sorgulandı ve yurt dışı yasağı konularak dışarıya bırakıldı. Ama delikanlı adammış. Adli kontrolle serbest bırakılmasına rağmen söylediklerim bizim gerçeğimiz diyerek söylediklerinden geri adım atmadı. Birkaç vaka daha olmuştu koronavirüsle ilgili bilim adamlarının açıklamaları. Hatırlayın ilk iki hafta önceydi koronavirüs Türkiye'de yayılmaya başladığında. Ankara'da bir hanımefendi, hekim, vakanın anlatıldığından, aktarıldığından çok daha ciddi olduğunu, büyük ölümlerin olduğunu söylemişti. Ama hemen Ankara Üniversitesi bu hanımefendiye baskı yaptı ve özür diletti. Geri adım attı, yanlış anlaşıldım, devletimize ben güveniyorum, söylediklerim yanlış anlaşıldı diye sözlerini yutmuş oldu. İki gün önce yine 9 Eylül Üniversitesi'nde salgın hastalıklar bölüm başkanı, yani tam da bu konunun uzmanı olan bir doçent arkadaşımız, akademisyen arkadaşımız açıklama yaptı. Ve gayet mantıklı, makul, hani panikletici bir açıklama da değil. Yani insanları dikkatli olmaya davet eden, temkine davet eden bilimsel bir açıklamaydı. Ama tabii bu bilimsel açıklamanın içinde Türkiye'nin bilimsel gerçekleri de vardı. Yani ölümlerin, vakanın yüksek olduğu ve Türkiye'nin İtalya'nın önünde olduğunu ifade ediyordu. Nitekim ben o gün tweet atmıştım hemen. Yakında bu hocaya özür diletirler diye. Bugün o özür gelmiş. Hoca, akademisyen arkadaşımız, ismini Yusuf Savran isimli 9 Eylül Üniversitesi'nden tıp doçenti ve bölüm başkanı. Dediklerim yanlış anlaşıldı, ben devletimize güveniyorum, Sağlık Bakanlığı'na güveniyorum gibi bilimsel olmayan, biat ifade eden cümleler kullanmış. Aslında akademiyanın, üniversitelerin bağımsız olması tam da bunun içindir. Akademiya, düşünce adamları, fikir adamları, gerek sosyal bilimler, gerek science, fen bilimlerindeki bilim adamları bağımsız verileri hükümetlere rağmen, devletlere rağmen açıklayabilmeli ve yayabilmelidirler. Bunun için üniversiteler özerktir. Hükümetlerin özerk idi daha doğrusu. Şu anda öyle bir şey yok. Şu an üniversiteler herhangi bir hiyerarşik devlet memuriyetinden daha beter durumda. Yayın yapmaya bile korkuyor hocalar. Hiçbir yere dokunmayacak şeylere girmeye çalışıyorlar. Tamamen hiyerarşik bir silsilenin halkası haline getirilmiş, özerkliğini, bilimsel özerkliğini bütünüyle idari özerkliğini kaybetmiş durumda üniversiteler. Rektörler zaten parti propagandası yapan partizanlar haline getirildiler. İşte bunun için yani bir ülke toptan uçuruma gitmesin diye düşünce adamları, akademiye, yargı bağımsız olmalıdır, özerk olmalıdır. Düşüncelerini hükümete rağmen, Cumhurbaşkanlığına rağmen, bakanlara rağmen, Sağlık Bakanlığına rağmen açıklayabilmelidir ki
yanlış yolda giden bir iktidar ve hükümet varsa onlarla birlikte bütün ülke, bütün toplum yanlış bir yola gitmesin. Ama maalesef üniversitelerde, akademiyada, yargıda, medyada, toplumun hiçbir alanında özerk ve bağımsız organlar bırakılmadı. Hepsi mutlak manada iktidara bağlandığı için Türk toplumu da gerçekleri öğrenemiyor. İktidar ne söylüyor ise onu ona inanmak, onu kabullenmek durumunda. Bu arkadaşımız, bu doçent arkadaşımız da maalesef özür dilemiş ve geri adım atmış. Sağlık Bakanlığı elinden gelen her şeyi yapıyor, doğru şeyler yapıyor. Yanlış anlaşıldım diye. Mesela bir modelleme yapılmış başka ülkelerle karşılaştırılarak. Amerika'da yaşayan bir sağlık uzmanı, sağlık ekonomisi uzmanı İnan Doğan isimli bir akademisyen, yine doktor. Bu modellemeyle Türkiye'deki vaka sayısının en az 500 bin olduğunu ifade ediyor. Yani dünyadaki verileri karşılaştırarak, kıyaslamalar yaparak. Türkiye'deki, Türkiye'nin verdiği verilere göre ve dolayısıyla istatistiklere girenlere göre Türkiye'deki vaka sayısı 10 bin. Yani 50 kat fark var arada. Türkiye'de 500 bin insan bir şekilde enfekte olmuş durumda. Bunu bilim adamları, sağlıkla ilgili ve bu salgınlarla ilgili uzmanlığı olan bilim adamları ifade ediyorlar. Ama Sağlık Bakanlığı ve hekimler ve üniversiteler tamamen hükümetin emrinde açıklamalar yaptıkları için ve kontrollü açıklamalar yaptıkları için maalesef Türkiye'de rakamlar düşük gösteriliyor. Ama endişe ediyorum ve korkuyorum ki bu haftadan itibaren, yani önümüzdeki günlerde, 2 hafta içinde İtalya benzeri Türkiye'de çok yoğun ölümler yaşanabilir. Herkes sağında solunda insanların patır patır döküldüğünü görebilir. Binlerce, on binlerce insan vefat edebilir ki bunun alametleri var. Mezarlar kazılıyor. Mesela yine CHP milletvekilinin bir ifadesi vardı, bulabilirsem. Evet. Diyor ki normalde Veli Ağbaba'nın ifadesi bu. Cumartesi günü, geçtiğimiz cumartesi günü Türkiye'de koronadan ölen sayısının 16 olduğunu, 16 olarak ilan edildiğini, ama bunu belgelemişti Veli Ağbaba. Sadece İstanbul'da 20 tane koronadan ölen insan cenazesi olduğunu ifade ediyor. Şimdi İstanbul'da 20 ise bunu Türkiye ile çarpın. İstanbul'daki rakamın da ne kadar sağlıklı olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bu korona konusunda hükümetin toplumu, kamuoyunu ciddi şekilde yanılttığını görüyoruz. Korona çok şeyimizi değiştirecek. Muhtemelen ekonomi değişecek, eğitim değişecek, devletler arası dengeler değişecek. Bazıları bunun dabbetül arz olduğunu, İslami kaynaklarda geçen küçük bir canlı ve bunun dünyayı sardığını ifade ediyor. Öyle midir? Bilemiyorum. Ben ilahiyatçı değilim ama bu tür konularda çıkan her şeyi bir ilahi kaynakla ilintilendirmenin ve ona işaret olarak vermenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Olabilir mi? Olabilir ama onu ancak Allah bilir. Biz bilemeyiz. Olmadığında, bu tür durumlar çıkmadığında, nitekim AIDS için de aynı şey söylenmişti. Belki daha önce çıkan salgın hastalıklarda da insanlar benzer yorumlar yapmışlardı. Ama bu yorumu yaptığınızda ve sonra sonuçlar öyle olmadığında, insanların o ilkelere, o inançlara itimadı sarsılıyor. Dolayısıyla bu konuda mutlak bir yaklaşımın doğru olmadığı kanaatindeyim ki Bediüzzaman'ın bu konuda tavrını ben takdir ediyorum. Gaybe dair bir şey söyleyeceği zaman çok dikkatli davranır. Ve la ya'lemu'l gaybe illallah, Allahu alem, Allah bilir gibi kendi görüşünü ifade etmekle birlikte hakikatin ancak Allah indinde olabileceğini ifade eden yaklaşımlar sergilemektedir. Benim kanaatime göre korona insanların psikolojilerini sarstı, ciddi manada etkiledi. Ama bu virüsün, bu salgının, periyodun arkasından ben insanlarda dindarlaşmanın, en azından Allah inancının güçleneceği kanaatini taşıyorum. Pozitivizmden sonra, bilimsel gelişmelerden sonra insanlar Allah'a inancını önemli oranda yitirdi. Özellikle dinden, Hristiyanlıktan büyük kopuşlar oldu. Teslisteki o çelişkilerden dolayı da 20. yüzyıl, 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyıl büyük oranda deizmin, ateizmin, Allahsızlığın, ilahsızlığın yaygın olduğu yıllardı. Ama şu an geldiğimiz noktada bilim çok gelişmiş. Fakat
dünyanın en gelişmiş ülkelerinin en büyük bütçelerine sahip ülkeleri, Amerika gibi, İngiltere gibi, Fransa gibi, Çin gibi, sağlık sistemleri, en teknolojik cihazları, laboratuvarları, üniversiteleri, bunların hepsi bir araya geliyorlar ve gözle görülmeyen, bin defa büyüttüğünüzde ancak görebildiğiniz bir mikrobun akından gelemiyorlar. Ve bu durum, kanaatimce çevremde de onu müşahede ediyorum, Allah'ı sorgulayan bir yüce yaratıcı, her şeyi yaratan ve yaşatan bir varlığı, bunun adına biz Allah diyoruz. Daha doğrusu Allah kendisini öyle isimlendiriyor. Başka dinler, yaklaşımlar, inançlar başka şeyler diyebiliyor. Bunun varlığı ile ilgili bu koronavirüsten sonra ben toplumda yeniden bir dindarlaşmanın ve özellikle de Allah inancının güçlenmesinin olacağı kanaatini taşıyorum. İnsanlar bu acziyeti gördükten sonra her şeyin üzerinde, her şeyi yaratan ve yöneten, her şeye muktedir olan bir yüce yaratıcının varlığına daha çok inanmaya başlayacak. Ki bunu müşahede ediyoruz bugün hastanelerde Yahudi, Hristiyan, Müslüman bütün hekimler, bakın hekimler bu modern çağda tıp eğitimi önemli oranda pozitivisttir. Tıbbı mekanik olarak görür. Mesela duaya da çok inanmazlar, önem vermezler. Türkiye'deki tıp eğitimi de büyük oranda pozitivist. Ama bu vakadan sonra ben dünyada münhasıran Batı dünyasında İbrahimi dinler içinde yeniden dini eğilimlerin en azından Allah'a inancın güçleneceği kanaatindeyim. Belki olabilecek şeylerden birisi de şu, bu Çin'i de bu vaka yeni bir aktör olarak çıkarıyor, bu kriz. Çin için bir yükseliş, global bir aktör, bir başat aktör olma. Zaten global bir aktör Çin ama başat aktör değildi. İşte Soğuk Savaş döneminde iki başat aktör vardı. Bir Sovyetler Birliği, bir Amerika. Sonra Amerika tek kaldı. Şimdi Rusya tekrar çıkıyor ama bu olay ve sonrasında muhtemelen Çin tekrar dünyada başat aktör haline gelecek. Onun gelme yollarını araştırıyor. Hard power'ı var demiştik geçen hafta. Yani silah sistemleri geliştiriyor. Ekonomisi zaten dünya üretiminin neredeyse yarısını bizzat karşılıyor. Bunun yanında soft gücünü de artırma yolunda adımlar atıyor. Yani kültürdür, sanattır, müziktir, yardım kuruluşlarıdır. İnsanlığa bir şey katabilirseniz, insanlık sizi bir lider olarak dünyayı dönüştürecek, değiştirecek bir güç olarak kabul eder. Sadece silahlı güç dünyada kabul görmek için yeterli değil. Çin de bu doğrultuda bir yol alma eğiliminde, bunu bir fırsata çevirme eğiliminde. Her ne kadar Çin'in verdiği rakamlar gerçekle örtüşmüyor denilse de ben de ona inanıyorum. Otoriter bir ülke olduğu için aynen Türkiye gibi belki 100 ölüm vardı, onu 10 gösteriyor. Ve kendisini bu süreci çok iyi yöneten, başarılı olmuş, diğer ülkelere yardımcı olan bir aktör olarak sunma eğiliminde. Batı dünyasının ekonomilerini önemli oranda çökertti bu. Eğer biraz daha devam ederse daha da çökertecek, köklü değişimlere sebep olacak. Muhtemelen geleceğin dünyasında Çin'in önde olduğu, biraz ateizmin, inançsızlığın, her ne kadar Çin Budist ve Şintoist olsa da şu andaki Çin ateist. Yani o geleneksel Çin kültüründen epeyce uzak. Onu sadece Çin milliyetçiliğinde Çinlileri onur etmek için, o kimliği inşa etmek için kullanıyor ama Çin nüfusunun %90 oranında ateist olduğunu biliyoruz. Sadece dünyevi maksatlar için yaşıyorlar. Ve bundan sonra tekrar dünya Çin'in bir kutup olduğu, Çin ve müttefikleri, 3. dünya ülkelerinin hızla müttefikler kazanıyor. Çin kendisine Asya'dan, Afrika'dan ve münhasıran da otoriter ülkelerden, onların altyapılarını yaparak, ihalelerini alarak, yardımlar vererek kendince geniş bir pakt alanı oluşturuyor. Öbür taraftan Batı dünyası, İbrahimi dinleri de temsil eden Müslümanların da içinde olduğu belki yeni bir ittifak gelişecek. Yani iki veya üç kutuplu bir dünyaya doğru yeniden gidiyoruz. Giderek güçlenen Rusya bu dünyada nerede olur? Rusya ile Çin her ne kadar ikisi de otoriter blokta olsa, birbirine yakın gibi dursalar da Çin ile Rusya tarihte de savaşmıştır. Şu anda da ben hem komşu olmalarından dolayı, çıkarlarının çatışmasından dolayı uzun vadede Çin ve Rusya'nın da aynı kutupta değil farklı kutuplarda olacağını, Rusya Hristiyan olma itibariyle ya İbrahimi dinlerin olduğu o kulüpte yer alabilir veya ayrı üçüncü bir blokta olabilir, tarafsız bir yerde olabilir ama Batı dünyası ile Çin'in iki ayrı blok olarak bundan sonra
ekonomik, siyasi, kültürel bir rekabet yaşayacakları ve bunun giderek tırmanacağı aşikar gözüküyor.